Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rampage X-Hero Full RGB klavye inceliyoruz. Biliyorsunuz oyuncular için klavye çok önemli bir şey. Şöyle takır tukur seslerini duymak bütün oyuncuların da hoşuna giden bir şey. Ve özellikle böyle FPS türünde, yani First Person Shooter türünde oyun oynuyorsanız klavye sizler için, bizler için çok önemli aksesuarların bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğeri ise fare olduğunu da hatırlatalım. Şimdi Rampage'i bilenler biliyor, bilmeyenler için ben söylemiş olayım. Özellikle oyun tarafında farklı farklı ürünleri olan klavye, fare, efendime söyleyeyim kulaklık ve koltuk gibi, oyuncu koltuğu gibi de farklı farklı ürünler var ki biz bunların hepsini ya da benzerlerini kanalımızda daha önce incelemiştik. O videoları da videonun içinde ben koyacağım. Onları da tıklayarak siz de görebilirsiniz. Şimdi her zaman yaptığım gibi ben bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. Karşımıza RGB destekli, full RGB destekli ve Q klavye dizilimli 124 tuşlu bir oyun klavyesi mevcut. Klavyenin sol üst kısmında programlanabilir 5 tane tuş var. Makro tuşu bunlar. M1, M2, M3, M4 ve M5 olarak konumlandırılmış durumda. Sağ tarafta ise ses açıp kapamayı sağlayan böyle sonsuz dönen bir tekerlek ve işte ileri geri durdurma ve benzer şekilde biraz daha ileri gitmemizi sağlayan 4 tane fonksiyon tuşu var. Bunun dışında fonksiyon tuşları üst kısmında konumlandırılmış. Yine nümerik tuş takımımız da sağ kısımda bulunuyor. Bunun dışında diğer hani bildiğimiz home tuşu, end tuşu falan da yine buralara dağıtılmış durumda. Şimdi cihazın hemen klavyenin alt kısmında bir Rampage yazısı var. Bilgisayara bağladığımız zaman ki şu an bilgisayara bağlı, kırmızı renkli yanıyor. Alt tarafta gelecek olsak alt tarafta bir iki adet hani klavyenin dik durmasını sağlayan tutamaçlarımız mevcut. Bir de enteresan bir özellik var. Şurada bunun detayları koyacağım. Şöyle bir çekmece var. Buraya çektiğimiz zaman buraya telefon konulabiliyor. Şöyle. İsterseniz böyle koyuyorsunuz. İsterseniz şöyle. Diyeceksiniz ki ne işe yarıyor bu? Arkadaşlar bu şu işe yarıyor. Oyunlarda ya da işte Twitch'te canlı yayın yapıyorsunuz veya başka bir şey yapıyorsunuz. Arkadaşlarınızla konuşmanız gerekiyor. Yazışmanız gerekiyor. Buradan telefonunuz üzerinden görerek de yapabiliyorsunuz. Bunu kullanmadığınız zaman böyle kapatarak görünmez bir hale getirebiliyorsunuz. Bu da kırmızı renkte tasarlanmış. Şimdi ekranda bir tablo görüyorsunuz. Bu tabloda klavyenin teknik özellikleri karşımıza çıkıyor. 5 adet makro tuş olduğunu söylemiştik. RGB LED aydınlatmamız var. Farklı animasyon seçenekleri var. Find ve F9 tuşuna basarak bunlara ulaşabiliyoruz. 50 milyon tuş basma ömrü mevcut. 1350 gram bir ağırlığımız var. Telefon standı olduğunu söylemiştik. Türkçe Q dizilimi demiştik. Anti-ghost özellikli 124 tuşumuz da var ve fiyatının da 450 TL olduğunu söyleyelim. Şimdi gelelim deneyime. Şimdi cihazın farklı farklı özellikleri var. Bu animasyonlarını az önce de söyledim sizlere. Find ve F9 tuşuna bastığımız zaman, şurada bir Find tuşu var. F9'a bastığınız zaman klavyedeki animasyonlar da değişiyor. Bunları şimdi ekranda göstereceğim size. Bir sürü animasyon var. Mesela burada şimdi birine bastım ben. Sağda bütün aynı hizadaki, yani aynı satırdaki bütün tuşlar yanıyor. Bir daha bastım mesela. Şu anda böyle dönüyor burada mesela bütün renkler. Bunları karanlıkta biraz daha size gösteririz en azından nasıl bir efekt olduğunu. Farklı farklı efektler de yine burada mevcut. Bu efektlerin bu arada çeşitlerini de Find tuşuna basıp ok, alt, aşağı ok ya da yukarı ok tuşlarına bastığınız zaman da aynı efektin içinde renklerin de değiştiğini görüyorsunuz. Bu arada merak edenler olabilir belki aramızda. Tuşlar red dediğimiz türde, en azından bize gönderilen test ürünü red tuşlar kullanmışlar. Bir de bunun blue'lu versiyonu var. Fiyatlar 3 aşağı 5 yukarı aynı ama blue'lar biraz daha mekanik sesi ve mekanik baskıya daha çok ihtiyaç duyuyorlar. Hatta bu arada ben yapmışken şunun bir sesini de size kayıt edeyim. Biraz daha yaklaşayım. Evet, gördüğünüz gibi tuşların sesi de bu şekilde. Hatta şimdi bunları silelim. Burada çünkü bir sürü şeyler yazdım şu an bilgisayara bağlı olduğu için. Evet, şöyle yapalım. Evet, şu anda silmiş olduk. Evet, şöyle bir basalım. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şu konuda hatırlatma yapalım. Blue olan versiyonun sesi biraz yüksek. Özellikle gece oyunu oynuyorsanız tangır tungur sesler çıkabilir odanızdan, evinizden. Ve bu da etraftaki insanları, komşuları vesaire rahatsız edebilir. Bu ürünler ise, yani bu kırmızı olan ise biraz daha az ses çıkartan ve tek bir dokunuşla çok daha hassas
şekilde hareket edebilen bir tuş serisi bu. Biliyorsunuz bu tip ürünlerde böyle kırmızı ve mavi işte renk seçenekleri de olabiliyor. Farklı farklı renk seçenekleri de var ama genelde kırmızı ve mavi en çok kullanılan ve en çok bilinen tuş takım özelliği olduğunu söyleyelim. Ben klavyeyi beğendim. Hani böyle çok renkli olmasın, her tarafından şangır şungur şeyler çıkmasın istiyorsanız tamamen kapatabiliyorsunuz. Yani RGB özelliği olmadan da kullanabiliyorsunuz. Ama ben RGB seviyorum veya farklı animasyonlar seviyorum diyorsanız da bir sürü animasyon var. Bu animasyonlar içinden seçtiğinizi, istediğinizi belirleyip onu kullanabiliyorsunuz. Oyunlarda falan da çok güzel oluyor. Bu arada yan taraflarında da şöyle göstermiş olayım. Hem bu tarafta hem bu tarafta yan taraflarında da animasyonlu ledlerin olduğunu söyleyeyim. Bunlar da seçtiğiniz led'e göre böyle şekilli şekilde yanıyorlar. Ve hani böyle özellikle loş ortamlarda, karanlık ortamlarda klavyenin kullanım deneyimini üst seviyeye çıkarmış oluyorlar. Klavyeyi oyunlarda da denedik. Oyunlarda da gayet hızlı bir şekilde aksiyon alabiliyorsunuz bu klavye sayesinde. Ve makro tuşları yardımıyla da oyunun içindeki farklı farklı şeyleri de hızlı bir şekilde atayabiliyorsunuz burada. Oyundan oyun değişmekle beraber farklı özellikleri de yine bu tuşları atarak kullanabiliyorsunuz. Yine multimedya tuşlarının da çok işe yaradığını söyleyelim. Bu ses açma kapama da gayet hızlı bir şekilde kullanılabiliyor. Onun da altını özellikle çizmiş olayım. Gelelim klavyenin fiyatına. Biz bu incelemeyi yaptığımız tarihteki fiyatı 450 TL civarındaydı. Benzerlerine baktığımızda 3 aşağı 5 yukarı ortalama bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. Güzel bir klavye, hoş bir klavye, estetik bir klavye, oyunlarda da çok işimize yarayacak bir klavye. Ve oyun tarafında tutkuluysanız, ben çok büyük paralar da vermeyeyim, 1000 lira 2000 lira ödemeyeyim, bir tane RGB klavyem olsun diyorsanız önerebileceğimiz bir model olmuş Rampage'in bu X-Hero modeli arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomuzda sizlere Rampage X-Hero RGB oyuncu klavyesini anlatmaya çalıştık. Olur ya bizim anlatmayı unuttuğumuz, sizin merak ettiğiniz özellikler varsa yorumlar kısmında bize sormaktan çekinmeyin. Hepsini okuyoruz, hepsini değerlendiriyoruz. Bildiklerimiz konusunda da elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Öte yandan şunu hatırlatmak istiyorum. YouTube kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Abone olursanız bize en azından bu şekilde bir destek olmuş olursunuz. Bizleri aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.